11 Haziran Mor Supara DYT denemesi fizik cevapları. Soru birden başlayalım. Evet, soru bir de şundan bahsediyor bize. Isı enerjisinin hızlı ya da yavaş iletimi bir maddenin ısı iletkenliğini belirler. Isı iletim hızı göreceli olarak büyük olan maddelere ısı iletkeni, küçük olan maddelere ısı yalıtkanı denir. Bazı durumlarda enerji tasarrufu sağlamak için enerji iletim hızının azaltılması amaçlanır. Buna göre uygulamalarından hangilerinin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığı söylenebilir. Şimdi birincisi binalarda çift camlı pencere kullanmak. Evet arkadaşlar, burada çift kat pencere kullanırsanız ısı iletim hızını azaltırsınız. Bu durumda ne yapacaktır? İçerideki enerji değişimi arkadaşlar çok yavaş olacaktır. Biz buna ne diyoruz? Enerji tasarrufu diyoruz. Birinci o zaman doğrudur. Binalarda duvarların arasında ve dış cephe mantolamalarında strafor küpü kullanmak. Evet gene arkadaşlar ısı iletim hızını ne yapacaktır? Azaltacaktır. Yine enerji tasarrufu. Bina konstrüksiyonlarında çelik iskelet kullanmak. Arkadaşlar bu zaten çelik iskelet yani normal bir şekilde de kullansaydık ısı iletimi artırırdı. Enerji tasarrufu sağlayamazdık. Zaten enerji tasarrufuyla çok fazla bir ilgisi yok bunun. Cevabımız C seçeneği gelecek. 1 ve 2. İkinci sorumuza geçelim. Şimdi KLM kaplarındaki saf sulara ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre K kabındaki suyun sıcaklığı 4 santigrat derecelik, L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığından büyüktür. L ve M kaplarındaki suların türdeş karışımının öz kütlesi K kabındaki suyun öz kütlesine eşittir. Yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar K'nın öz kütlesine bakarsanız 7 bölü 7'den, değiştiren bölü V'den yani kütle bölü hacimden 7 bölü 7'den kaç gelecektir? K 1 gelecektir arkadaşlar. Biz biliyoruz ki suyun özel durumunda öz kütlenin maksimum olduğu yerde arkadaşlar yani bir olduğu maksimum olduğu değer 1'di. Bir olduğu yerde sıcaklığımız artı 4 santigrat dereceydi. O zaman birinci önermemiz doğrudur. L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığından büyüktür. Arkadaşlar sıcaklığımız arttığında ya da azaldığımızda ne yapıyordu? Öz kütlemiz azalıyordu. Artı 4'ün altına ve üstüne çıktığımızda ya da indiğimizde öz kütlemiz azalıyordu. Şimdi bize olabilirlik sorusu dediği için bu. Bakın sıcaklığımız K kabındaki suyun sıcaklığından daha fazla olabilir. Bu durumda öz kütlemiz ne yapacaktır? Azalacaktır. Bakın burada da azalmış zaten. O zaman ikinci önermemiz de doğrudur. Üçüncü önermemize bakalım. L ve M kaplarındaki suların türdeş karışımının öz kütlesi K kabındaki suyun öz kütlesine eşittir. Şimdi arkadaşlar birisi örnek veriyorum. İşte artı 2 santigrat derece. Birisi de örnek veriyorum. Artı kaç olsun arkadaşlar? 6 santigrat derece. Bunların türdeş karışımı artı 4 santigrat derece yapabilir mi? Yapabilir. Tam artı 4 santigrat derecede öz kütlemiz neydi? 1 olmuyor muydu? O zaman 3. önermemiz de olabilir. Yani cevabımız ne gelecek? 1, 2, 3, D seçeneği. 3. sorumuza geçelim. Arkadaşlar 3. sorumuzda suyla tamamen dolu derin bir taşırma kabına tabanına şişirilmiş oldukça esnek bir lastik balon iple bağlanmış ve kap şeklindeki gibi elektronik terazinin üzerine konulmuştur. Bu durumda terazinin gösterdiği değer M, kap tabanına etki eden su basıncı da P kadarmış. İpin kopmasıyla oluşan denge durumunda M ve P için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar balonun su yüzeyinde dalgalanma yapmadığı varsayılıyormuş. Şimdi gençler buradan ipi kestik. Balon yukarıya doğru çıktıkça balonun hacmi ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Çünkü balonun üzerine uygulanan basınç azalmaya başlayacaktır. Sıvı tarafından uygulanan basınç azalacaktır. Basınç azaldığı için hacim ne yapacaktır? Artacaktır gençler. Bu durumda hacmi arttıkça taşıma kabından sıvı taşmaya başlayacaktır. O zaman sıvı kütlesi zamanla ne yapar? Azalır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hacmi artacak ve sıvımız taşacak ama sıvı daima nerede olacaktır? Tam taşma seviyesinde olacaktır. Sıvı yüksekliği değişmediği için kabın tabanına etki eden sıvı basıncı da ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Bu durumda cevap ne gelecek? A seçeneği olması gerekiyor.
Dördüncü sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzda Ali Özdeş KLM ampulleri ve iç direnci önemsiz bir üretici şekildeki basit elektrik devresini kurmuştur. Bunun bütün ampullerin ışık verdiğini gözlemleyen Ali K ampulünün duyumdan söktüğünde L ve M ampullerin parlaklıklarının önceki duruma göre nasıl değiştiğini nasıl gözlemlenir demiş. Nasıl değişir diye sormuş bize. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeceğiz. Şu ikisi paralel. Bu onlara seri. Bu gibi devrelerde arkadaşlar akımdan yola çıkmaktansa şöyle direkt V bölü 3 V bölü 3 üzerindeki potansiyellere bakarsanız daha basit olur işiniz. Silelim. V bölü 3. M'nin üzerindeki ise 2V bölü 3'tür. 2V bölü 3. Şimdi arkadaşlar bu durumda K lambasını duyundan sökelim. Bakın. K lambasını iptal ettik. Şu ikisi artık birbirine seri oldu. Bu arada buraya da V kadar demeliyiz pile. Şu ikisi birbirine seri oldu. Seri bağlı devrelerde potansiyel paylaşılıyordu biliyorsunuz. Bunun ikinci durumda o zaman ne olacak? Yarı yarıya paylaşacak. Çünkü özdeş ampuller bunlar. V bölü 2. Bu da V bölü 2 olacaktır son durumda. Bakın buraya dikkat. L V bölü 3'ten V bölü 2'ye geldi. Ne yaptı? O zaman L'nin parlaklığı artar. Potansiyeli arttığı için. M'ye bakalım. 2V bölü 3'ten nereye geldi? V bölü 2'ye. Onun da potansiyeli ne yaptı arkadaşlar? Azaldığı için parlaklığı azalır diyeceğiz. O zaman dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği gelecektir. Beşinci sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar beşinci sorumuzda Ali ve Ceyhun aynı başlangıç çizgisinden aynı anda harekete başlayıp eşit uzunluktaki yatay ve doğrusal yolları koşmak koşulu ile yaptıkları koşu yarışında aynı bitiş çizgisine ulaşmışlardır. Ali'nin koşu süresince ulaştığı maksimum sürat Ceyhun'un koşu süresince ulaştığı maksimum süratten büyüktür. Ali'nin koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerji Ceyhun'un koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerjiden küçüktür. Başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki yolu daha kısa sürede alanın kazandığı yarışmanın kazananı olmadığına göre. Buradaki cümle birazcık sakat arkadaşlar bakın. Başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki yolu daha kısa sürede alanın kazandığı yarışmanın kazananı olmadığına göre. Yani bu yarışmayı kazanan yok arkadaşlar. İkisi de aynı anda girmiş. Bitiş çizgisini. Ondan bahsediyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi gençler Ali ve Ceyhun'un ortalama hızlarının büyüklükleri eşittir. Şimdi ortalama hız neydi? Toplam alınan yol bölü ya da toplam yer değiştirme bölü toplam zamandı. Ortalama hız. Şimdi bakın buraya dikkat. Aynı başlangıç çizgisinden aynı anda harekete başlayıp eşit uzunluktaki yatay ve doğrusal yol diyor ya arkadaşlar. O zaman bu arkadaşların yer değiştirmeleri aynı. Kazananı olmadığına göre süre de aynı. Toplam yer değiştirme bölü toplam zamanları aynı olduğuna göre Ali ve Ceyhun'un ortalama hızlarının büyüklükleri eşittir. Doğrudur. Ali'nin kütlesi Ceyhun'un kütlesinden küçüktür. Şimdi arkadaşlar ortalama hızlarının büyüklükleri eşitti. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 mb kare değil mi? Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Ali'nin koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerji Ceyhun'un koşu süresince kazandığı maksimum kinetik enerjiden küçüktür. Ve üst tarafta bize demiş ki Ali'nin koşu süresince ulaştığı maksimum sürat. Arkadaşlar anlık bir sürattan bahsediyor burada. Ceyhun'un koşu süresince ulaştığı maksimum süratten büyüktür. Şimdi o mantıken şöyle bir düşünmek lazım arkadaşlar. Belli yerlerde Ali'nin hızı daha büyük. Doğru mu? Maksimum sürati daha büyük. 1 bölü 2 mv kareden yola çıkarsak sürat büyükse kinetik enerjisinin küçük olması için Ali'nin kütlesinin Ceyhun'un kütlesinden ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. İkinci önermemiz de doğrudur. Ali sürekli Ceyhun'un önünde koşmuştur. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Ara ara Ceyhun da ne yapmıştır? Önüne geçmiştir diye düşünebiliriz ki geçmiyorsa bile yarış anında bitiminde arkadaşlar aynı anda giriyorlar. Ali sürekli Ceyhun'un önünde koşmuş olsaydı yarışı kazanırdı. Böyle bir durum yok. Yarışanın kazananı olmadığına göre
Ali sürekli Ceyhun'un önünde koşmuştur diyemeyiz. O zaman cevabımız ne gelecek? C seçeneği gelecek. Altıncı sorumuza geçelim. Evet. Altıncı sorumuza arkadaşlar. Şekil 1'de uç uca eklenip sabit kuvvetle gerilmiş yaylardan kalın yayda oluşturulmuş bir atma ince yaya doğru ilerlemekte. Bakın şu şekilde. Şekil 2'de ise tek renkli bir ışını su ortamından hava ortamına gönderilmektedir. İnce yaya iletilen atma ve hava ortamına gönderilen ışık için bu iki olay hız büyüklüğü, frekans ilerleme doğrultusunun niceliklerinden hangilerinin değişimi yönü ile birbirine benzetebilir? Yani atma ve ışığı birbirine benzetebilir miyiz hangi olaylarını? Hızlarının büyüklüğü. Arkadaşlar bakın. Kalın yaydan ince yaya geçtiği için atmanın hızı değişir. Su ortamından hava ortamına geçtiği için gene yoğunluk değiştiği için ışığın da hızı değişebilir mi? Evet, bu ikisi arkadaşlar birbirine benzetilir. Frekans. Arkadaşlar ne olursa olsun kalın yaydan ince yaya hiçbir şekilde fark etmez. Frekansınız sabittir. Aynı şekilde ışık hangi ortamdan geçerse geçsin fark etmez. Sadece hızı değiştirir dedik ortamlarda. Ama frekans sabittir. Bu ikisi de benzetilebilir. İlerleme doğrultusu. Arkadaşlar bakın atma sağ tarafa doğru ilerliyor. İnce yaya geçince iletilen atma da yine sağ tarafa doğru geçecektir. Yani bu şekilde doğrultusu değişmeyecektir. Ama arkadaşlar su ortamından hava ortamına gönderilen ışığın doğrultusu ne yapacaktır? Değişecektir. Kırılmaya vuracaktır. İlerleme doğrultularını ne yapamam? Benzetemem. Cevabımız ne gelecek o zaman? D seçeneği. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuza arkadaşlar. İnce kenarlı merceğe gönderilen aynı renkli I1, I2 ışıklarının izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre merceğin odaklarından birinin yeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi gençler bu tarz sorularda çok basit bir çözüm yöntemi var. Onu göstereceğim direkt size. Şurada bakın I2 tam optik merkeze gönderdiği için kırılmadan geçmiş. Bunun hakkında bir yorum yapamam. Şimdi bu ikisinin kesiştiği bir yer var. Doğru mudur? Ama şunu yapabilirsiniz. I1 ışını bakın herhangi bir ışın, gelen bir ışın. Bunlarda yardımcı odak olayımız vardı. Bu ışığa paralel çizelim. Bakın. Arkadaşlar kaça kaç gidiyor? Düşeyden bir, yataydan üç. Düşeyden bir, yataydan üç olacak şekilde şöyle ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. Şimdi bakın. Eğer ki odak burada bir yerde olsaydı. Bakın, burada bir yerde olsaydı. Üst tarafında kesişirdik. Doğru mudur? Şimdi her iki ışına doğru bakmam gerekiyor. Birazcık aşağıdan göndereceğim bakın bunu. Şuradan göndereceğim. 1'e 3, 1'e 3, 1'e 3, 1'e 3 şeklinde gitsin şu şekilde arkadaşlar. Bakın buraya dikkat. Yardımcı odak dediğimiz görüntü olayından gidiyorum aslında. Şuradaki bir cismin görüntüsü ters burada olması gerekiyor. Doğru mudur? Bakın I1 ışını gönderdiğim şekilde şuradan kırılmış. Yardımcı odağı da buradan çizdik. Yani birbirine paralel gönderdim. Arkadaşlar şu noktada kesişiyor mu? Buradan yukarıya doğru çektiğim dik benim odamın olduğu yerdir. 1,5 birimin olduğu yer neredeyse. Bakalım bir. Bir geçtim. Nereye gelecek? LM arasında bir yere odak noktası düşecektir. O zaman yedinci sorunun cevabı E seçeneği olacaktır.